El ve parmak yapımıyla devam edeceğiz. Ten rengi ipimi alıyorum. Ben bir elin parmaklarını ördüm. Diğer elinde bir adet dört parmaktan bir adet baş parmaktan bırakarak sizinle birlikte örmek için. Yani bıraktım daha doğrusu. Şimdi 5 sık iğne ile başlıyorum. 1, 2, baş parmağı örüyoruz. 3, 4 ve 5 şeklinde. Bunun üzerine 3 sıra daha bu şekilde 5 sık iğne ile örüyorum. Toplamda 4 sık iğne olmuş oluyor. Bu başladığım sırayla 4 sıra olmuş oluyor. Bu başladığım sırayla birlikte. Ve belirlemek için ipim. Şu şekilde 1, hiç artırma yok, 2, 3, 4 ve 5 şu şekilde. Parmağı düzeltiyorum ki bu küçük olduğu için zor oluyor bu şekilde. Böyle şeyleri sevmiyorum pek örmeyi ama parmaksız da olmuyor. Üçüncü sıramızı örüyoruz 5 sık iğne ile. Evet, dördüncü sıramızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Bu benim baş parmağım oldu. 5 sık iğne ile başlayıp 4 sıra ördük. Şimdi diğer 4 parmağımı da 5 sık iğne ile başladım. 5 sıra ördüm. Tek fark bu. Baş parmağımı 5 sık iğne ile başlayıp 4 sıra ördüm. Diğer 4 parmağımı 5 sık iğne ile başlayıp 5 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Çektiriyorum. En başta yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Şimdi yine 5 sık iğne ikinci sıramızı örüyoruz. 2, 3, 4, 5. Üçüncü sıramı örüyorum. Üçüncü sıramdayım. 1, 2, 3, 4, 5. Dördüncü sıramdayım. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci sıramdayım. Bu son. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu parmaktan toplamda 8 tane öreceğiz. Sağ ve sol el olmak üzere. Baş parmaktan da, yani bunu 4 sıra ördük, bunu 5 sıra ördük 5 sık iğne ile. Bu baş parmaktan da 2 tane öreceğiz. Şimdi burada son parmaktan ipi koparmadan devam ediyorum. İkinci parmağımı alıyorum. Şu şekilde bu ilmeği arkadan geçiriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 2 tane sık iğneyi buradan örüyorum. 1 ve 2. 3. parmağımı alıyorum. Yine şu şekilde öndeki ilmeği arkadan geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum.
ve bir iki sık iğne. Dördüncü parmağımı aldım. Şu şekilde ilmek kaydırma yaptım. Bu parmaktan 4 sık iğne. 1 2 3 4. Yine 3. parmağa geldik. 1 2 sık iğne. Yandaki parmağa geçiyoruz. 2. parmağımıza. 1 2 ve bu parmaktan da 4 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 ve 4. Şu an elimizde 20 tane sık iğne var. Bu 20 sık iğne ile 2 sıra artırma eksilme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. İlk sırayı birlikte örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Burada bir tane fazla olmuş. Onu eksilteyim. Sizde 20 tane çıkar büyük ihtimalle. Ben bir ilmeği fazla örmüşüm herhalde. Aynı yere bir daha batmışım. Eğer ki sizde de 21 çıkarsa bu şekilde eksiltme yapabilirsiniz. Bu bir sırayı da örelim. Gelelim. Sonrasında baş parmağı birleştirip devam edeceğiz. Evet, 20 sık iğne ile toplamda 2 sıra ördük. 1 sıra birlikte ördük. 1 sıra kendim ördüm. Yine hatırlatma yapayım. İlk sırada 21 sık iğne çıktı. Normalde 20 çıkması gerekiyor. Ben yanlışlıkla bir yere fazla batmışım herhalde. O yüzden 21 çıktı. Sizde de 21 çıkarsa bir eksiltme yapın. Normalde 20 çıkması gerekiyor. Şimdi burada 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Burada baş parmağımızı birleştireceğiz. Evet, 8 sık iğne ördük. Baş parmağımızı aldık. Baş parmağıma batıyorum. Şu şekilde. Bir de sıradaki ilmeğime batıyorum. Yine bu öndekini arkadan geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. Parmaktan 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi kaldığım yerden el üzerinden devam ediyorum. 11 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Elimizde 24 tane sık iğne oldu. Bu 24 sık iğne ile 2 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüp gelelim. Bu bizim sağ elimiz. 2 sıra 24 sık iğne ile düz ördüm. Şimdi 2 sık iğne bir eksilt yapıyorum. Sıra sonuna kadar toplamda 6 defa elimizde 18 sık iğne kalacak. 1 2 sık iğne 1 eksilt. 1 2 sık iğne 1 eksilt. 1 2 sık iğne 1 eksilt.
bir x kare bir eksilt bir x kare ve bir eksilt. Dediğim gibi elimizde 18 sık iğne kaldı. Bir sıra daha eksilme yapacağız. Elimizde 14 tane sık iğne kalacak. Yine 2 sık iğne, bir eksilt. 1 2 sık iğne, bir eksilt. 1 2 sık iğne, bir eksilt. Bu sırada 4 defa eksilme yapacağız. 1 2 sık iğne, bir eksilt, bir iki sık iğne, bir eksilt. Sonunda iki tane sık iğne kaldı. Onu da düz bir şekilde örüyorum. Elimde 14 tane sık iğnem var. Şimdi devam ediyorum. Bu bizim dediğim gibi sağ elimiz. Sağ ve sol el farklı. Yani baş parmak birleştirme yeri farklı. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin, yoksa iki elde sağ el olur. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne örüyorum. 8 defa da ilmek kaydırma yapıyorum. Yani şu şekilde battım. Öndeki ilmeği arkadan geçirdim. Battım, öndeki ilmeği arkadan geçirdim. 2 3 7 defa da bunu yapıyoruz. 4 5 6 ve 7. Şu şekilde hazırlamış olduk. El kısmı bu şekilde bitmiş oldu. Kolumuzu 14 sık iğne ile 20 sıra artırma eksilme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz ve el kol bu şekilde bitmiş olacak. İlk sırayı birlikte örelim. 14 sık iğnemiz var. 2 3 4 el yap geldi elime. 5 6 7 8 9 Burada ilmek kaydırmayı sıkı yapınca batması çok zor oluyor. Bir önceki sırada ilmek kaydırmayı çok sıkı yapmayın. Bu şekilde batılmıyor. Her videoda da söylüyorum ama her videoda da ben de sıkı yapıyorum. Evet, şimdi ilk sıramızı birlikte ördük. Bunun üzerine 19 sıra daha bu şekilde 14 sık iğne ile artırmak için yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Kolumuzu bitirmiş olacağız. Sol elle devam edeceğiz. El içini çok az bir şekilde dolduralım. Çok az. Elyaf koyalım. Kolumuzu da dediğim gibi toplamda 20 sıra öreceğiz. İlk sırayı birlikte ördük. 19 sıra daha örüp gelelim. Evet, bir sırayı birlikte örmüştük. Üzerine 19 sıra da ben ördüm. Toplamda 20 sırayla kolumu bitirdim. İpimi kopardım. Tekrar ediyorum. Bu benim sağ elim. Şimdi sol elle devam ediyorum. Son parmaktan ipi yine koparmadım burada da. İkinci parmağımı alıyorum. İlmek kaydırmayla birleştiriyorum. Parmak üzerinden 1 2 sık iğne. Diğer parmağımı alıyorum. İlmek kaydırmayla birleştiriyorum. Yine 2 sık iğne. 3 parmağımızı bu şekilde birleştirdik. 4. parmağımı alıyorum. Birleştiriyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 ve 4. Yandaki parmağımdan 2 sık iğne örüyorum. Bir sonrakinden yine 2 sık iğne. Ve yanındakinden 4 tane sık iğne örüyorum. 1
2, 3 ve 4. Yine elimizde 20 sık iğne var. Bu 20 sık iğneyle 2 sıra artırmak istediğini yapmadan düz bir şekilde örüp gelelim. 20 sık iğneyle 2 sıra artırmak istediğini yapmadan düz bir şekilde ördüm. Şimdi 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Burada baş parmağımı alıyorum. Buradan battım. Hemen yanında gelen ilmeğe batıp parmağımı birleştiriyorum. Parmak üzerinden 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 ve buradan devam ediyorum el üzerinden. 9 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Elimde şu anda 24 sık iğne oldu. Bu 24 sık iğneyle de 2 sıra artırmak istediğini yapmadan düz bir şekilde örüp geliyorum. 24 sık iğneyle 2 sıra artırmak istediğini yapmadan düz bir şekilde ördüm. Yine tığım çıktı. Şu son ilmeği tekrar öreyim. Şimdi yine eksiltme yapıyorum. 1 2 3 ay 3 yok. 2 sık iğne bile eksik. 1 2 sık iğne, 1 eksilt. Artık diğer eldeki gibi bir parmak birleştirme yeri farklıydı. Sağ elde 8 sık iğneyi örüp parmağı öyle birleştirmiştik. Sol elde 10 sık iğne örüp parmağı birleştirdik, baş parmağı. Bu şekilde yine bu kısımlar aynı. Bir de sağ elde 7 tane sık iğne yapıp sonra 7 ilmek kaydırma yapmıştık. Burada önce ilmek kaydırma yapıp sonra sık iğne yapacağız. 7'şer tane. Zaten örerken göstereceğim. Kafa karışmasın. Şimdi 2 sık iğne 1 eksilt yaptım. Elimde 18 sık iğne kaldı. Yine 2 sık iğne 1 eksilt yapıyorum. 14 sık iğneye düşürüyorum elimdeki ilmek sayısını. Sonda 2 tane ilmek kaldı. Onu da normal örüyorum. Dediğim gibi şimdi burada 7 tane ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırma şu şekildeydi. Alıyorduk. Öndekini arkadan geçiriyorduk. Batıyorduk. Öndekini arkadan geçiriyorduk. 7 tane. 3 4 5 6 ve 7. Şimdi 7 tane de sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, şimdi elin içine çok az bir miktarda ilmek koyacağım. Çok az. Ve üzerine 20 sıra artırmak istediğimi yapmadan düz bir şekilde öreceğim 14 sık iğne ile. Bu şekilde. Aynı sağ kolumda olduğu gibi sol kolumu da bitirmiş olacağım. Gövdeye birleştirerek kolumuzu devam ettireceğiz. Yani kolumuz tamamen bitiyor. Gövdeye birleştirme işi kalıyor sadece. Dediğim gibi bunun üzerine 20 sıra artırmak istedim yapmadan düz bir şekilde örelim ve gelelim. Evet, sol elimde 20 sıra boyunca düz ördüm. Artırmak istedim yapmadan bu şekilde bitirmiş oldum. Devam edeceğiz.